Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmişti ama habire olağanüstü toplanıyor. Vekiller tekrar Ankara'ya geliyorlar. Geçenlerde zamlar için bir olağanüstü toplantı vardı. Dün de Akbelen'deki, bu ormandaki gelişmeleri görüşmek için olağanüstü toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi. CHP'nin Akbelen için genel görüşme önergesi meclis genel kurulunda kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar, dün bir günlüğüne geldi vekiller, şimdi 1 Ekim'e kadar tekrar tatile çıktılar. Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Meclis 14 Temmuz'da verilen aranın ardından ikinci kez olağanüstü toplandı. Gündem Muğla Akbelen'di. Derdinizin yeşil olmadığını gayet iyi biliyoruz. Eğer derdiniz yeşil olsaydı, eğer samimi olsaydınız, CHP'li belediyelerin ağaç katliamlarına sessiz kalamazdınız. CHP'nin başvurusu üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel kurulu olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. Genel kurulun toplanmasına kısa süre kala MHP lideri Devlet Bahçeli muhalefeti eleştirdi. Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız. CHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti milletvekillerinin katılımıyla toplantı yeter sayısı sağlandı. Önerge öngörüşmelerine geçildi. Ben size Akbelen'den ceviz getirdim. Buyurun buraya koyuyorum, afiyetle yiyin. Türkiye, çevreye ve doğaya zararlı enerji arzından doğaya ve insana kalıcı tahribatları önlemek için çok geç olmadan vazgeçmeyi gündemine almalıdır. Muhalefetin eleştirilerine cevap MHP ve AK Parti'den geldi. O bölgede yetişmiş zeytinlerden elde edilen zeytinyağını da sizlere getirdik efendim. TKİ tarafından personele ve yöre halkına bedelsiz hediye ediliyor. Kesimi yapılan yer ise sadece 78 hektardır. Akbelen orman niteliği bulunmayan endüstriyel plantasyon alanıdır. Yani ağaçlandırma alanı olarak tanımlanmıştır. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir. Konuşmaların ardından CHP'nin Akbelen için genel görüşme önergesi genel kurulda reddedildi. Ve meclis 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi.